Sade yap kahvemi, köpüğünü de kaçırma. Senin benim evimde ne işin var ya? Abi, bir de benim eskilerimi mi takıp geldin? Sen benim eskimi adam diye koluna taktın. Hiçbir şey olmaz. Ya şu koskoca imparatorluğun başını yedi. Süleyman Yavuncu'nun yemez mi? Aha, al işte. Vallahi biliyordum ama bu kadar erken olacağını ben bile tahmin etmiyordum. Benim çok bir şey yapmama gerek kalmadı. Adam senin gibi, karısı Hakan gibi oğlu varken çok bile dayanmış. Ben boşanma davasını açtım. Süleyman'la işim bitti. O artık senin derdin. Ha. O taktığın elbette acısını çıkaracak. Tamam, ben başımın çaresine bakarım. Sen dert etme. Hadi çık git evimden. Hadi. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Ha? Üstüne giydiğin donun dudağındaki boyanın bile parası benden çıktı be. Aa. Hadi yetin artık. Bırak, bırak. Yürü. Yürü. Yeter ya. Yeter, bıktım be. Ay, beceriksiz. Sensin beyinsiz. Sen ayakların üstüne durmaya çalışan bir kadın nasıl aşağılıyorsun be? Sen kimsin? Sen ders almadın mı be? Al, çık git evimden. Al çık. Sana ders canım. Al sana ders. İhtarname. Seni buradan konduracağım. Buyur. Hadi bakalım. Anam yazıyor. Evi boşaltın diyor. Yapamaz değil mi böyle bir şey? Ev sizin üstünüze. Bilmiyorum. Bu ev benim yaşadıklarımın bedeli. Anladın mı? Benim daha bir daha sıfırdan başlamaya gücüm yok demek. Bu ev sizin hakkınız. Siz ölümden döndünüz Süleyman Bey için. Bu hikayeni kaybedeni ben olmayacağım bir daha. Kudret Hanım, ne oldu? Keşke avukatla gönderseydik ihtarı. Daha başlangıç. Avukat da gelecek, icra da gelecek. Ha, bu burada kalmaz, Süleyman'a gider. O zaman göreceğiz bakalım kim ağlıyor, kim gülüyor. Gerizekalı. Olabilir mi böyle bir şey Erkut Bey? Süleyman Bey o evi bana yıl dönümümüzde hediye aldı. Bütün evrakları tamamdı. Siz dediniz bütün siteye tapular dağıtılana kadar tapu çıkmayacak dediniz. Şimdi kadın gelmiş karşıma bunu yüzüme sallıyor. Kusura bakmayın, sonra konuşuruz. Ne demek bu? Biliyorsunuz Süleyman Bey ve Kudret Hanım şu an bir boşanma sürecinde. Evet. Mal paylaşımında bir sıkıntı çıktı. Evet, sıkıntı. Kadın beni evimden atabilir mi, atamaz mı? Bana bunu söyler misiniz Erkut Bey? Atabilir de atamaz da. Şu an bir şey söyleyemem. Bu benim çözebileceğim bir şey değil. Süleyman Bey ve Kudret Hanım'ın yapacağı anlaşmaya bağlı. Peki, iş başa düştü o zaman. Lütfen Süleyman Bey'le bir görüşme ayarlar mısınız? Süleyman Bey'i görmem lazım. Burayı çok düşüktü. Sizi gördüğüne çok sevinecek. Neredeyse ben arayacaktım bir görüşme ayarlayabilmek için. Takdir edersiniz ki benim için de çok zordu. Biraz beklemek istedim. Size bir şey soracağım. Yani siz söylemeseniz ben nasıl söyleyeceğim bir şekilde. Çıkma ihtimali nedir? Çıksın diye uğraşıyoruz ama çok zor. En az 12 yıl bekliyoruz. Anladım. Siz buyurun İlay Hanım. Ben birazdan gelirim. Sana olan sevdamla öfkem kavgaya tutuştu İlay. Benim sana öfkem daha önce bitmiş olsaydı belki daha önce gelirdim. Bitti de mi geldi? Bitmedi. Bitmeyeceğini anladım. O yüzden geldim. Nasılsın?
Hani insanlar evlerini terk eder, evler kendilerini yalnız hisseder ya. Çatıda incir, sofada ot biter ya. Pencereden kar girer, orta yere düşer. Öyle hissediyorum kendimi. Ot çıkıyor içimde, aklıma sen geliyorsun, iyi oluyorum. Çatı çökecek sanıyorum, buraya düşme sebebimi düşünüyorum, tutuyorum. Ama bunlar bana iyi oluyor. Beton oluyor, çelik oluyor, bina sağlam duruyor. Beni buraya düşürenlerden hesap sorana kadar çökmem, dayanırım. Süleyman, buraya düşme sebebin kendisin. Silah kaçakçılığı yaparken bir gün hapse düşeceğin hiç mi aklına gelmedi? Benim buraya düşme sebebim sensin İlay. Süleyman, kendini kandırma. Sen de ben de yürüdüğümüz yolu hep bildik. Başıma açacağın belaları hesap etmedim bile. Ben mi açtım senin başına bela? Ha? Ya bu hayatta tek varlığım, bak en kıymetli, kardeşimin hayatı mahvoldu. Ben ölümden döndüm, iki kez karın ofisimi patlattı. Bu hayatta en tiksindiğim tabir üstüme yapıştı ya. İkimiz de bedeller ödedik Süleyman. Ben senin canını yaktıysam sonunda benim de canım yandığı için. İlay, buraya hesap sormaya mı geldin, hesap vermeye mi? Süleyman, bunun sonunda benim hesabıma düşen her şeyimi kaybetmek oldu. Her şeyimi. Ben böyle bir hesabı kabul edemem. Karın beni elimden çıkarmaya çalışıyor şu an. Kudret yüzünden mi geldin buraya İlay? Kudret yüzünden geldim. Süleyman, imzan lazım. Benim tanıdığım Süleyman ya da benim tanıdığımı sandığım Süleyman beni bir kere daha bu kadının öfkesine mahkum etmez. Bakacağız. Bir daha geldiğinde konuşuruz bunları. İhbarnameyi göndermiş ama evin satış tarihini daha öncesinde gösterebiliriz. İlay Hanım'ın getirdiği evrağı imzalarsanız gerisini ben hallederim. Ev İlay Hanım'da kalır. İlay bende kalsın. Sonrasına bakarız.